Ama sonra vazgeçtim. Çünkü öyle bir şey oldu ki. Benim mucize. Allah sana inanmazsın da yapacağım. Ama ben inandım. Çünkü çok özlemiştim. Oğlum ödümü koparttın. Kuzum. İyisin değil mi? Ferhan. Ferhan. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Bir şey söylesene. Ne oldu? Anne. Anne tabii ya. Yüreğimi ağzıma getirdi. Neredeydin bu saate kadar? Olsun, sen neredeydin anne? Sen neredeydin? Nerede olacağım oğlum? Sazdaydım. Bak bakayım bana. Neyin var senin? Seni böyle kapıda göreceğim. Sayende döküldük kapılara. Geç hadi geç. Geç. Elin sarhoş adamlarla uğraşıyorum sabaha kadar. Sonra tam bir oh diyeceğim. Eve bir geliyorum kuzum yok. Hayır sanki bilmiyorsun nasıl merak edeceğimi. Yeminle çıkıp sokak sokak arayacaktım. Tamam yani ben de biliyorum çocuk değilsin artık ama yani insan bir haber bırakır. Çok bu şey istiyorum be oğlum bir haber yani. Ne olmuş yüzüme? Bir şey mi olmuş? Ne olmuş? Yok. Çocukken hep böyle güzel görürdüm zaten. Ferhan'ım. Oğlum neyin var senin? Bak ben anlamıyorum. Ağlıyor musun? Gülüyor musun? Bilmiyorum. Ama ağlıyorsun oğlum. Niye ne oldu? Sen varsın. Yetmez mi? Anne. Canım. Yetmez mi? Sen beni bekle. Bekle. Nereye? Thank you.
Oktay amca. Çekil lan. Oktay. Amca iyi misin? Lan sen mi soruyorsun bunu? Ha? Sen mi soruyorsun bunu? Senin kafan oynamış oğlum. Delisin sen deli. Lan gel Allah'ın belası geber. Lan Sadık'tan ne istedin lan? Mirsat'tan ne istedin? Çocuk gibiydin lan o. Nasıl kıydın şerefsiz? Nasıl kıydın ha? Onların ne farkı vardı Oktay amca? Ha? Hepsi suslu. Parasını alan sustu. Adamı vurdular. Seni bu hale koydular. Ama Kartal'a. Bir kişi çıkıp konuştu mu? Ne yapsaydın? Bıraksa mıydın? Canlarına mı kalsaydın? Bıraksaydın ha? Bıraksaydın. Bırakmasan ne olacak? Adalet. Oktay amca. Adalet şerini bulacak. Senin adaletin bizim adaletimiz bir hayal. Ben ettim. Hayalin senin. Hayalin senin. Önüne geleni öldürmekle adaletle dağıtılır lan. Ha? Öbür şerefsizlerden ne farkın kaldı senin? Ha? Böyle hayal mi olur? Peki böyle hayat mı olur Oktay amca? Ne diyorsun lan sen? Sen de yaşıyor mu? Yaşamak mı bu? Benim hayalim hayaldi. Amenna. Ama seninki de yaşamak değil. Senin bir hayatın vardı Oktay amca. Benim bir hayatım var. Sen aldılar. Kimse dur demedi. Ama ben hiç değilsin. Yıldırdım cezasız. Cezasız bırak beni. Sen ne yaptın? Ha? 3 kuruşluk. İnsan bellediler bizi. Maşallah. Maşallah. Sen de hakkını veriyorsun. Adamdasın. Adam. Ama şimdi yarım adam bile demezdin. Sen. Yalan mı? Gündüz gece, gündüz gece.
Lan ben senin hayalin lan. Önüne geleni öldürmekle adaletle dağıtılır lan. Ha? Öbür şerefsizlerden ne farkın kaldı senin? Ha, böyle hayal ne olur? Ağrı kesici istemişsin. Sağ ol. Ha İrfan. Heh. Bizim Bünyamin yok ortada. Patron herkese sor dedi de haber olan var mı diye. Ailesi polise gideceğim diyormuş da. Bilmem. Hiç görmedim. Eyvallah. İrfan'ı görecektim. Çıkacak şimdi. Ya ben ona bir şey söyleyeceğim. Bir şey içeceğim mi dayı? Şey iyi, getir. Siz böyle şöyle geçmesin. Rakı getir. Baksana hadi. Başından bulanır canım oy, iner ovayı dolanır canım oy. Sende çok haller bulunur canım oy. Dağlar duman olur, çayır çimen. Ben yari görmezsem halim yaman olur, halim yaman olur vay. Konuşalım mı içeride seninle? Giren ben seni. Aç kapıyı. Kadir aç şu kapıyı. Komiserim söz verdim. Kartal gelmeden tek kelime konuşmam. Lan başlatma kartalını. Aç şu kapıyı. Oğlum bir şey yapmayacağım. Almayacağım seni diyorum. İki soru sorup gideceğim. Aç şu kapıyı. Komiserim kartal gelsin. Sor ne istiyorsan. Bak Kadir. Bana bak vallahi kırarım kapıyı. Aç şunu.
hadi. Komiser. Sen değilsin. Ne oluyor lan burada? Ulan hepiniz bir oldunuz, herifi benden mi saklıyorsunuz lan? Biz de saklayacağız abi. Bilakis herkes duysun istiyoruz. Neyi? Kartal abi evlendi ya. Ne? Nikah paylaşmışlar. Gidecek biraz. Ya tatlım sen, ne diyorsun oğlum? Ben ay yanım yandı. Kartal evlendi. 40 gün, 40 gece sürer bu düğün. Kız Perihan. Perihan. Kız Kartal evlendi diyorsunuz. Ha ne düğün? Kız düğün yarın gece, geliyorsunuz değil mi? Kız kaçırır mıyız hiç? Helal sana be. Haydi. Gece düğün yapacağız. Çok güzel. Vallahi bitmez bu düğün. Sabahtan beri. Oğlum da bundan sonra oğlundur demiş adam. Aman iyi, oğlan perişan olacaktı, yazık. Kızı zaten yaktılar, canından oluyordu az da. Ölse kim bakacaktı o çocuğa? Yetimhaneye postalarlardı vallahi. Şansı döndü demek ki. Hem de o suratla. Allah çirkin şansı versin derler annem. Gece adam almış arabayı, evdeki eşyaları falan toplamış. Kaçar gibi gitmişler. Nereye gitmişler, haberin var mı? Thank you.
Burada olacağını biliyor. Başka nerede olacaktın ki? O gece de buraya saklandıydın sen. Sen beni hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Gel çıkartayım seni buradan. Kamyonet kapının önünde. Yemin ederim kimseye bir şey söylemedim. Benim sana bir borcum var. Sen o yüzden öldürmedin beni o gece evde. O yüzden kaldın evde, öyle değil mi? Bana soracaktın. Annem nerede? Götüreceğim seni oradan. Orada bir battaniye var. Örtün üstüne.
girmedi yüreğime. Şimdi ben neredeyim, sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Şimdi ben neredeyim, sen nerede? Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur. Ağla gözlerim biraz daha dur. Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor. Ağlama iki gözüm biraz daha dur. Ay 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 ay. Yanıyor ömrüm. Ay 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 ay. Yanıyor ömrüm. Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime. Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne o nerede? Ben geldim anne. Yağmur söyle ben geldim. Yüreğime söyle oğul geldi. O nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne bu nerede? Ay 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 ay. Yanıyor ömrüm. Ay 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 ay. Bu ay 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 senin. Baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede? Anten taşıdığımız gece kamyonete düşmüş. Bulunca sakladım. Benim bu işlerle hiçbir alakam yoktu. Gecenin bir vakti kapım vuruldu. Hayatım değişti. Ama sana yemin olsun, vicdanımın sesi bir gün susmadı. Ama sen sustun. He? Paranı aldın, sustun herkes gibi. Ben para almadım, tövbe. Sadık abi vermek istedi ama ben almadım, günah diye. Ama mezarı da unutmadım. Nerede olursam olayım, ne kadar uzağa gidersem gideyim. Hep bu mezar beni çağırdı. Yani... Yani Kadir abi, para almadın diye masum mu oldun? He? İki çiçek bıraktım diye masum mu oldun yani şimdi? Vicdanmış. Ne vicdanı be? 24 sene! İki çiçek bir küpeyle mi susturdun vicdanını? He? Sen de onlar gibisin. Mahalledekiler gibisin. Hepiniz aynısınız. Bana yalan söylediniz. Hepiniz. Yok evi taşımışlar, yok mahalleden. Hayatınızı benim annem burada yatıyor. El birliğiyle annemin hayatını mahvettiniz. Hepiniz. Bütün mahalle. Hepimiz değil. Bak ben sana sonumu bilerek geldim. Cezamı kes istedim. Ama sana tek bir şey söyleyeceğim. Kimsenin günahına girme. Çünkü onun yükü taşınmıyor. O günahı da kaldırılmıyor. Günahı olmayan var mı? Kadir abi. He? O
gece orada olanlardan başka kimse annenin ne olduğunu bilmiyor. Sabah kahvede darbukacı Şerif bir hikaye anlattı. Sonra o hikaye bütün mahallenin diline dolandı. Anasını sattım. Gece felakete uyuduk. Sabah bayram sabahına uyandık sanki. Annene kısmet çıkmış diye konuşuyordu herkes. Yalan! Yalan! Masal hikaye bunlar. Kim inanır? Herkes inandı. İnanmak istediler. Ben bile buna inanmak istedim Ferhan. O yüzden seni kimse anlamadı zaten. Kim olduğunu, bu işleri niye yaptığını, Mirsad'ı, Sadı, Erdem'i niye öldürdüğünü, benim peşime niye düştüğünü anlamadılar. Çünkü senin kim olduğunu bilmiyorlardı. Bizim bu işleri niye yaptığımızı bilmiyorlardı. Senin gerçek hikayeni bilmiyorlardı. Ne fark eder? He? Suçlular cezasını buluyor mu? Buluyor. Ne fark eder? Benim günahım belli. Kes cezasını. Biz sustuk. Biz üstünü örttük. Ama diğerleri bilselerdi belki susmazlardı. Parasını verirlerse hepsi susardı. Bunu bilemezsin. Belki aralarında vicdanlı olanlar, cesur olanları, sana sahip çıkmak isteyenler çıkacaktı belki. Bunu bilemeyiz. Bu kadar mı? Yok başka bir şey. Bütün diyeceğim bu. Yap ne yapacaksan. Bitsin bu çile. Yapmayacağım. Madem bu kadar acı çektin, madem vicdanın peşini bırakmıyor, ölüm senin için kurtuluş olur demek. Ben seni kurtarmayacağım Kadir abi. Yapma. Hasretime söyle, bilmesen de o nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime, söyle bilmesen de o nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime, söyle bilmesen de o nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime, söyle bilmesen de o nerede? Aldırdık ya bunları.
işte dedi ki, bunları ortaya koymam. Bir tanecik oğlumu aldı dedi. Tipe bak, bir tanecik demiş bir de. Ya dalga geçme. Geçmiyorum ben daha. Oğlum aldı dedim. Ya işte dedi ki, en kıymetli şeyi bunlarmış. O yüzden küpeleri özel dedi. Gitmiş bunu almış saklamak için. Güzel değil mi? Dalga geçen ne pis. Yoklar açar seni gel. Allah Allah açar. Müziği de var. Müziği de güzel. Her şey güzel anladık. Anam seni çok seviyor. Çal duysun herkes. Kuzum, neredeydin bütün gece? Çok iş vardı. Ama aklım kalıyor. Oğlumun hediyesi. Ay Allah'ım çok şükür. Ne üzüldüm bunu kaybedince. Ay teki bile dönse yeter. Ay Ferhan. Nasıl sevindim. İyi ki buldun. Düşürmüşsün mahallede. Kadir abi bulmuş, o verdi. Hangi Kadir? Çiçekçi Kadir mi? Aferin ona. Ay bir de bulmuş saklamış öyle mi? İyi adamdı zaten, çok iyi adamdı. Ne güldün? Sen öyle iyi adamdı dedin ya. Öyleydi tabii. Tertemiz kalbi vardı. Kimseye zarar dokunmazdı adam. Bu yeterli mi? Ne? İyi insan olmaya. Bilmem ki, daha ne olacak? Bir sınav. Yani bir fırsat lazım. İnsanlara bir fırsat lazım. Gerçekten iyi olup olmadıklarını kanıtlamaları için. Gerçekten bilselerdi susarlar mıydı? Hı? Onların beni anlaması lazım. Allah Ferhan, ne dedim ben, hiçbir şey anlamadım. İnsanlara bir fırsat vermek lazım ama. Gerçeği öğrendiklerinde bakalım ne yapacaklar. Korkutuyorsun beni oğlum. Oktay amcayla konuştuğumdan beri düşünüyordum. Galiba şimdi buldum o yolu. Benim hemen çıkmam lazım. Beni anlamalarının, kim olduğumu öğrenmelerinin zamanı geldi. Tanışalım mı? Ben Ferhan. Ay yıkamadım bak lan. Thank you.
Selamun aleyküm. Sen eskiden bu kadar zengin değildin. Ha? Bayağı zenginleşmişsin, aldın. Üç kuruşu bayağı katlamışsın. Ha? Sayemizde zengin olmuşsun. Tamam, bitiyor. Bitiyor, bitiyor. Zamanında herkesi bir hikayeyle uyutmuştun. Ha Şerif? Şimdi sıra sende. Herkesi sen uyandıracaksın. Bu sefer konuşmana bile gerek yok. Sen burada? Oktay amca. Şerefsiz. Ne işin var burada? Ha? Gene birinin canını mı yapmaya geldin ha? Yok vallahi. Vallahi. Bak beni iyi dinle. Oğlumun düğününü mahvettirmem sana. Duydun mu? Eğer bu gece bir rezillik yaparsan... ...eğer bu gece oğlumu üzersen... ...var ya... Ezerim lan seni. Böcek gibi ezerim seni. Yok. Ha? Yeminle bir şey yapmayacağım Oktay amca. Ben... ...kardeşimin... ...damat olduğunu görmek istedim. Düğün olduğunu da görünce... ...dayanamadım. İçeri girdim. İyi. İyi gördün işte. Hadi defol git şimdi. Hadi basket hadi. Oktay amca, sen yalnız mı bırakacaksın oğlunu? Yani insan böyle günde babasını yanında ister. Bana düşmez ama benim babam yok. Olsaydı yanımda isterdim böyle bir günde. Ya, sormazlar mı adama? Neden koruyamadın oğlunu zamanında diye? Ha? Şimdi mi geldi aklına diye sormazlar mı? Madem babaydın, neredeydin şimdiye kadar demezler mi? Kardeşim. Evet. Burada neredeyiz? Evet. İşte burada. Güzel. Hayırdır? Yüzün gülüyor. Öyle. Bu sabah mutlu uyandım çok. Bakkala mı gitti? Çay demlediydim. Baktım ekmek yok. Ben de gittim bakkala ekmek aldım. Sana da bunu aldım. Ay oğlum niye harcıyorsun paranı böyle şeylere? Ne yapayım? Çok seviyorsun. Sevmiyorsun mu anam? Çok seviyorum vallahi. İyi kahvaltıdan sonra çayla yeriz. Yok ben... ...çıkmam lazım benim. Bu saatte. Eski bir tanıdık vefat etti. Kadir abi. Hani senin şu küpeni bulan. Aman be.
Allah rahmet eylesin. Kaza mı? O hasta gibi bir şeydi anam. Hasta. Hani ölüm kurtuluş olur derler ya. Öyle. Huzur içinde uyusun inşallah. Amin. Amin. Dün gece bulunan cesedi... Başım var, vay 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 dünya. Ne belalı başım var, vay 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 dünya. Her gün akar yaşım var, vay 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 dünya. Her gün akar yaşım var, vay 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 dünya. Yalnızım dünyada, vay 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 dünya. Yalnızım dünyada, vay vay. Vay 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 dünya. Neyi arasam bulsam vay 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 dünya. Neyi arasam bulsam vay 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 dünya. Şöyle bir fikre dalsam vay 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 dünya. Şöyle bir fikre dalsam vay 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 dünya. Sultan Süleyman olsam vay 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 dünya. Sultan Süleyman olsam vay 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 dünya. Bir mezar bir taşım var, vay 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 dünya. Bir mezar bir taşım var, vay 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 dünya. Kime yedirsem vurur, vay 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 dünya. Kime yedirsem vurur, vay 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 dünya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim. Kolay gelsin. Fanisin dünya, vay dünya dünya. Yalansın dünya, can ile canan. Alansın dünya, alansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Yalansın dünya, can ile canan. Alansın dünya, alansın dünya. Polise geçme İrfan. Niye? Polisler sorguya geldi. Ne sorgusu? Bünyamin kayıp ya kaç haftadır. Ha. Onu sormaya gelmişler. Cinayet olabilir diyorlar. Öyle mi? Herkes beklesin dediler sorgu için. Tamam. Herkes mi? Herkes. Tamam. Olur. Teşekkürler. Sıradaki gelsin. Lan hadi. Ha? Bir sen kaldın. Kardeşim çabuk ama. Bütün gece sizi mi bekleyeceğiz? Özür dilerim. Adın ne? İrfan Kahraman.
Anlat bakalım İrfan. Bünyamin'i en son ne zaman gördün? Bünyamin'i? Ne saklıyorsun sen? Nasıl? Hiç. Çıkar bakayım elini cebinden. Aç bakayım. Önemli bir şey yok. Yok öyle bir yara izi var da. Madem önemli değil, saklama göreyim o zaman. Ne onlar, harf mı? Yok, öyle şekil. Yara izi. Ç harfi gibiydi sanki. Yok ya. Şekil yani. Dediğim gibi yara izi. Sizin bu garson Bünyamin'le tanışıklığınız eski mi? Yok. Burada tanışmıştım ben. Peki kaybolduğu gece burada mıydın? Ne zaman kaybolmuş ki? 3 hafta önce. SGK kayıtları yapılıyormuş burada. Ha, evet. O gün buradaydım ben. Konuştunuz mu? Bir şey dedim sana. Konuşmadım. Ben görmedim bile hatta onu. Nasıl görmedin? Kendisi haber vermiş herkese kayıt yaptırsınlar diye. Ha, yok. Ben kayıt yaptırmadıydım da. Kimliğim kayıp benim. O yüzden müdür biliyor. Çıkarmadın mı yenisini? Yok. En kısa zamanda kimliğini çıkar. Soruşturma bitene kadar da ortadan kaybolma. Tamam? Olur. Ne demek efendim? En yakından ben de takip ediyorum zaten. Soruşturmanın başında Bülent Amir var. Biliyorum. Biliyorum evet. Gazeteler, televizyonlar çok yazdı ama... Tabii efendim. Tabii. Derhal efendim. Saygılar. Ceyda! Buyurun müdürüm. Bülent yerinde mi? Evet, çağırayım mı? Gerek yok. Müdürüm. Çıkın dışarı. Çıkın. Kapıyı da örtün. Hadi, hadi, hadi. Az önce beni kim aradı Bülent? İl Emniyet Müdürü aradı. Doğrudur müdürüm. Lan adama doğru düzgün cevap bile veremedim. Sen bu işi çözmezsen... yarın peki kim arayacak Bülent? Milletvekili, valisi... Müdürüm elimizden geleni yapıyoruz. Yani ipuçları karışık, eksik. Mahalleli de konuşmuyor. O zaman konuşturmanın bir yolunu bul. O elindeki işi de çözemiyorsan... senin yerine buraya başkası gelsin... o otursun, o çözsün. Emredersiniz. 2 gün. Sadece 2 gün. Daha fazla beklemem. Dosyayı alırım senden.
Amirim, isterseniz ben daha sonra gelebilirim. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Yani seri katil meselesiyle ilgili yeni bir gelişme yok. Ama şu garson konusunda... Ne garsonu ya? Bünyamin. Hani kayıp ihbarı gelen. Türkü Bar'dan. Bir şüphelim var. Biraz tuhaf biri. Yani elimde öyle somut bir şey yok. Çok tedirgindi. Ya elinde bir... Ya Hazal, ne anlatıyorsun bana garson filan ya? Git! Garsonu Kamil komiseri anlat, ne anlatacaksın? Ya görmüyor musun benim halimi ya? Ama... Hazal! Çık dışarı. Elinde de sağlam bir şey olmadan karşıma çıkma! İniyorum. Ya ne basını ya? Ya ne seri katil meraklısı çıktı bunlar. Yok! Basına bilgi yok. Bülent Amir de yerinde yok. Bitti! Hayırdır? Dün ne güzel gülüyordu yüzün. Şimdi yine canı sıkılmış. Bugün öyle uyandım. Öyle dalmışım. Ne oldu? Anlat hadi. Benden bir şey gizlemene gerek yok oğlum. Ben senin içini biliyorum. Çok iyi gidiyordum anam. Çok iyi gidiyordum. Şimdi. Dün gece... hiç beklemediğim bir yerden açık vermişim. Hiç beklemiyordum. Gerçi benden... benden şüphelenmediler. Ha? Tam istediğim yere gelmişken, yani tam insanlar beni duyuyorken her şey bitecek zannettim. O ne biçim laf öyle oğlum? Kim bitirebilir mi seni? Bir tek Oktay amca bitirebilir. O da konuşmaz yani, beni korur. Oktay ne konuşacak ki? Önemli değil anam ya. Önemli değil. Ben öyle bir an korkunca geçti şimdi, geçti. Hem daha önce korudu beni. Yine korur. Sonuçta onun da canı çok yandı. Vallahi aranızda ne var ne oldu bilmiyorum ama... Oktay delikanlı adamdır. Her şekilde arkanda durur seni. Hem çocukken de seni çok severdi. Ama... hala da seviyor bence. Neyse hadi ben işe gideyim. Geç kalmayayım. Daha fazla şüphelenmesinler benden, tamam mı? Şüphe çekmeyeyim. Hadi. Ferhan. Ha. Hata yapsan bile sakın korkma. Bundan sonra daha dikkatli olursun, olur biter. Doğru. Daha dikkatli olacağım. Sen yanımda olduktan sonra ben artık hiçbir şeyden korkmam. Ha? Güzel anam. Sen yeter ki yanında ananı iste. Ben seni hiç bırakmam oğlum.